Evet Fatih Reşit Civelekoğlu canlı yayınımızda. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah hoş bulduk. Herkes yolda çevirip bana şey soruyor. O kadın nasıl Aa, olabiliriz? O kadın evet. O kadın olmak zorundasınız. O kadın olmak hayatı kolaylaştırıyor. O geçen, kadın olmak ne demek? Geçen bir danışanımla konuşuyorum. Dedim nasıl gidiyor dedim o kadın olma sürecin. Valla bilemiyorum hocam dedi. Yok mu dedim bir şey. Geçen arabamın lastiği indi. Bir benzin istasyonuna yanaştım, arabadan indim lastiği şişireyim diye bir beyefendi yanaştı ve isterseniz siz zahmet etmeyin ben şişireyim dedi. Ben de tabii neden olmasın dedim, lastiğim şişirdi, teşekkür ettim ve yoluma devam etmiştim. İşte ot kadın olmak bu. Lastik mi Önceden... şişirteceğiz o kadın olmak evet. <laughs> bir başka danışanım anlatıyor. Hocam diyor tatile gittim diyor. Önce diyor tatile gittiğimde diyor garsonu çağırdım gelmezdi diyor. Sipariş verirdim gecikirdi diyor. Asansöre binerdim düğmeye basamazdım diyor kalabalıktan. Ne garson çağırdım diyor. Ne siparişim gecikti diyor. Hatta diyor suyumun kapağını kendim açmadım. Yok artık hocam. Evet, o kadın olmak böyle bir şey. Siz neden buradasınız? Bugün hepimizi hocam o kadın yapacak. O kadın ne? Aranılan istediği Aa, mi? Evet. Siz isterseniz anlatın. Yok yok siz söyleyin. Yok, hocam, çok güzel siz, anlattınız. Hayır zaman, hocam, ha. siz anlatın. O kadın ne? O kadın. Bak, o kadın olmak istiyor musun? Eşin tarafından Aa, çok sevilmek. Başka hocam. Eşin seni gördüğü zaman böyle gözleri parlayacak. Sesi duyduğu zaman kulakları dikilecek. İkilecek. Eve gelmeyi <laughs> dört gözle bekleyecek, arzulayacak. Eve geldiği zaman onu evde bütün o günün yorgunluğunu, bütün o zorlukları karşılığı olacak, evet. ödülü olacak. O kadının beklediğini biliyor olarak gelecek. O kadın Erkek olmak arkadaşın bir şey. seni aramadan duramayacak. Duramayacak. Gittiği her yeri sana söyleyecek. Aşkım ben buradayım, aşkım ben şuradayım, aşkım şimdi eve giriyorum. Aşkım şimdi işten çıktım. O pek o onu o çok şey uymadı o kadına çok Niye hocam? uymadı. Yani o kadar da böyle hani konum at şey bildir falan. Biz biz talep etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz. Adam bizi o kadar çok sevecek ha, olabilir. ki. Olabilir. Olamaz mı? Olabilir. Olabilir. Biz, biz Ama o kadının yapacağım. o kadının zaten böyle terk edilme falan gibi bir endişesi yok. Ama dediğiniz gibi o adamın o kadını kaybetme endişesinden dolayı böyle sürekli konum atıp şey bildirme konum bildirme ihtiyacı söz konusu olabilir. Evet. O evet. Atır. Bize. Arkadaşlarım ne diyor? Rejiden ne diyorsunuz Aydacığım? Bir daha söyleyeyim bana. Ha, diyor ki Tanju Okan'ın şarkısı var ya diyor. Aa, o kadın eşyalar evet. toplanmış. Yani o kadın terk edilemez. O kadın aldatılamaz. Aldatılamaz. Hiç aldatma o kadının lürkatında olamaz. Var mı hocam böyle gerçek? Yani Çok yükseldim ama şimdi. Çok az. <laughs> Gerçekten. Çok az. Hayır biz bu o kadın olabilir miyiz? Olacak. Siz zaten o kadındınız. Her kız çocuğu hayatına o kadın olmak üzere başlar. Her kadın hayata zirvede başlar. Bir kadın doğası itibariyle zaten arzunun o dağdır, erkeğinin ödülüdür, elde edilmek, birlikte olmak istenendir. Kadın bir şey yapmasına gerek yok. Yeah. Kadın için aslında zirveye çıkmak ve o kadın olmak çok kolay. Özüne dönsün, kendine değer versin, sahip olduğu o kıymeti o kaynağın farkına varsın yeter. Ama erkek erkek çok zor. Erkek o zirveyi böyle tırnaklarıyla kazıya kazıya tırmanacak. Hem cinslerine karşı baskın gelecek, öne çıkacak, para kazanacak, başarı elde edecek, o zirveye ulaşacak. Sonra zirveye ulaştığında kimi görecek? O kadını görecek. Bütün bu uğraş, bütün bu çaba ne için? O kadın için. Kanuni Sultan Süleyman Muhaç'ta Birleşik Haçlı ordularını yeniyor geliyor. Dünya padişahı, Cihan Sultanı ama hareme gidiyor direkt. Hürrem Sultan'ın gözünün içine bakıyor. Çünkü o kadından o takdiri onay almak zorunda. Biz <laughs> erkekler böyle tasarlanmışız. Allah <laughs> <laughs> Allah. Evet, siz kadınlar kıymetinizi bilmiyorsunuz. Kusura bakmayın. O kadının bakın, kadının değil. O kadının bir erkek için ne kadar değerli, ne kadar özel, ne kadar anlamlı olabileceğini Kadınlar ne yazık ki bilmiyorlar. Hmm. O zaman bugün nasıl o kadın olabiliriz onu öğrenelim. Aa, evet. Az Konuşalım. sonra o kadın taktikleri vereceğiz. Aldatılmayan, aranılan ve asla hani saçının telini bile kimseye değişemediği o kadın olmak ister misin? Vallahi ben de sizin gibi merak ediyorum. Ben de isterim çünkü. Sorular var hocam. Dertleşmek için telefon numaramız var. Fatih Reşit Civelekoğlu canlı yayınımızda. Hocamız biliyorsunuz çok kıymetli ve verdiği önerilerle ilişkilere nokta atışı çözüm önerileri getiriyor. Şimdi seyircimiz demiş ki enteresan bir soru. Bakın kocası ayaklarının sürekli bakımlı olmasını istiyormuş. Ayaklar onun için çok önemliymiş. Ojelerimin rengini kendi seçiyor ama ben bu durumdan hoşlanmıyorum diyor. Kocamı da kırmak istemiyorum. Ben mesela açık renk sürmek istiyorum. Kocam kırmızı oje sürdürüyor diyor. Ona nasıl yaklaşmalıyım? Dert büyük. Kocası ayak fetişisti. Yani? Yani normal şartlar altında bir erkek kadının genel halinden, tavrından ve e, genel e, bedeninden erotik çağrışım alır ayaktan erotik çağrışım alır mı? İşte bu ayak fetişistleri sadece ayaktan erotik çağrışım alır. Hani kadının e, diyelim ki göğüsleri, kalçası, bacakları vesaire bunlar erojen bölgelerdir ve erkek buralardan erotik çağrışım alır. Oradan çağrışım almaz. Nereden Ayak. çaldı mı? Ayaktan alır çağrışım. Bu esasında bir... Ayaklarımız çok güzel değilse... Cinsel bozukluk. Bu bir Öyle bozukluk. Mi? Evet öyle. E mesela kocamız ayak fetişisti ama bizim ayaklarımız da çirkin. Ne yapacağız? Burada sıkıntı var. Ne yapacağız? O kadın olacağız. Şimdi şöyle bu kadın kendisini eşine kabul ettirme çabası içerisinde. Bir yandan da Burada böyle bir şey. Düştü evet, bir yandan da böyle bir şey var. Ama sadece kocasının ilgisinin ayağına yönelmiş olması da onu bir yandan ne yapıyor? Rahatsız ediyor. Burada diyor bir, bir terslik var. Hani diğer taraflarım ne olacak? ...yüzüm de güzel. Ben ben olarak değerliyim, özelim. Evet ama doğru. bütün ilgi nereye do, do, şey yapmış? Yönelmiş, ayağa yönelmiş. Peki hocam nasıl anlarız mesela kocamızın ayak fetişist olduğunu? Yani i̇şte, biz öyle bir deney deney mesela hiç ayak simsini... fetişistleri vardır, bacak fetişistleri vardır, el fetişistleri vardır. Hatta kadın eşyalarının fetişistleri vardır işte. Külot fetişisti, çorap fetişisti, kadın iç çamaşırı, erkeklerde. erkeklerde. Ne yapıyorlar Bunların, mesela kadın iç yani çamaşırları? Yani kadından şey almaz, çağrışım almaz. Kadının iç çamaşırından çağrışım alır. Kadını orada bir manken gibi, o çamaşırı üzerine giymiş bir manken gibi görür. Bütün dikkati aslında kadında değildir, Şeydedir. o kadının giymiş olduğu o çamaşırdadır. Bunları biz fetişist diyoruz. Yani genel anlamda kadından çağrışım almayıp kadının özel bir bölgesinden işte dediğim gibi eli, ayağı, ağzı, dudakları da olabilir. Çeşitli bölgeler olabilir. Çok absürt yerlerde de olabilir. E, oralardan e, özel bölgelerinden e, çağrışım alıp diğer bölgelerinden çağrışım almayan kişilere fetiş istiyoruz. Ama burada tabii şu var şunu bilmemiz gerekiyor. Bu adam kadının başka bölgelerinden çağrışım alıyorsa ama... Ayaklara özel bir ilgisi varsa, o zaman fetişist olarak şey yapamayız, değerlendiremeyiz. Ne diyeceğiz peki böyle bir durumda? Mesela <laughs> rengini Şimdi rengini kocam Böyle seçiyorsa... bir durumda ne diyeceğiz? Şimdi her şeyden önce bu kadın açısından rahatsızlık verici bir şey. Çünkü ben bir bütünüm. Yani beni parçalayamazsın. Benim bir parçamı alıp diğer parçamı hiçe sayamazsın beden ve ruh da böyle. Bedenimi alıp ruhumu hiçe sayamazsın. Hani cinsellik esnasında beni cinselliğin o ilişkinin nesnesi olarak kullanamaz. Şimdi burada ne yapıyor? Kadının cinselliğin nesnesi haline getiriyor. Hatta bedenini de bir kenara bırakıyor. Bedeninin bir parçasını alıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Ne desin pek kocasına? Hemen diğer soruya geçeceğim bu sorunun DJ cevabını şey şu, sonra. E, ben diliyle konuşacak. Sen değil. Duydum ki sen işte fetişist misin, sen sapık mısın değil. Bu ilişkiyi bozar, direnç oluştur. Ben diliyle senin ben burada dururken bir kadın Hı. olarak e, ilgini benim bedenimin bir parçasına yöneltmiş olmandan rahatsızlık duyuyorum. DJ. Tamamıyla ben dilini kullanarak bunu ifade edecek. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 45 yaşındaki kocam diyor üniversite sınavını kazandı. Helal olsun ama adama ya, değil mi? Evet. Olsun. Yani kaç sene sonra, değil mi? Ama niyeti neymiş? Neymiş? Okumak değil de genç bir hmm. çevre edinmek. Genç kızlarla arkadaş olmak diyor ama yani e, burada yazdığı arasında <laughs> niyeti gençlerle takılmak, genç kızlarla arkadaş olmak, genç bir çevre edinmek diyor. Evet. Uzamış ergenlik. Ya ben böyle düşünüyorum diyor. Şimdi halk arasında kırkından ama, sonra azmak. Ama kendi böyle düşünüyor olamaz mı hocam? Halk arasında kırkından sonra azmak dediğimiz bizim uzmanlar olarak da uzamış ergenlik olarak tanımladığımız bir durum. Şimdi yani, ergenliği yarım kalır, gençliğini yaşayamaz. Niye? Aşırı sorumluluk üstlenmiştir, yaşın üstünde bir olgunluk vardır, ağır abidir vesaire. Hocam o eskiden eskide kaldı artık 40 yaş ne demek ki yani 40'ından sonra azmak ne demek? İnsan 40'ından sonra artık kendini buluyor. O eskilerde kalmış Şimdi bir şey. Şimdi işte kendini bulma sürecinde aslında olması gereken 40'tan sonra kendi içine dönüp kendini keşfetmek, kendini gerçekleştirmek. E dönmüş adam kendini. Bu dışarıda arıyor. Ne alakası var? Okulu kazanmış, okula gidiyor. Okula gidiyor ama başka yerlerde de arayabilir ki onu. Ha, evet, okulda arıyor olması bir açıdan hafifletici bir sebep. Ama Yok, eğer canım, bu adam eşinin dediği gibi e, gençler genç bir çevre edinmek, e, orada genç kızlarla tanışmak için oraya gidiyorsa ki böyle bir ihtimal var. Ama tabii karısı daha iyi bilir yani, evet. karısı daha iyi. Bunu hisseder. uzamış ergenlik olarak tanımlıyoruz. Biz ne, ne yapsın peki? Şimdi hangi bölümü e... kazanmış acaba? <laughs> Vallahi yazmamış da <laughs> o da o da girsin <laughs> üniversitesine onunla beraber okusunlar. Şimdi bu kadın ne yapacak? Aa, güzel. Bu kadın şöyle. Bu adam niye buraya gitti? Kadın evde. Arkam sağlam. Benim eşim bir yere gitmez. Zaten ana modunda. Doğurdu iki üç tane çocuk. Bak vücudu da e, deforme oldu. Zaten dişil enerjisi de düşük. Ağır abi gibi dolaşıyor ortalıkta. O kadın da değil. O kadın değil. Dolayısıyla benim endişe etmeme gerek yok. Bakıyor arka sağlam diyor. Tamam diyor. Ben diyor şu yarım kalmış ergenliğimi bir tamamlayayım diyor. Ee, sen diyor bekle diyor beni biraz sal diyor. Bu adam bunu rahatlığı içerisinde böyle hareket ediyor. Yani bunun için demiyorum ama uzamış ergenlikler için. Şimdi bu hanımefendi o kadın olsun da hani sokağa çıktığında trafiği durduracak, hem cinslerinin... Ya hocam Allah aşkına. Evet, ne evet. Ne olur ayaklarımızı yere basacak tavsiyelerde bulunalım. Aa, şimdi nasıl ayak... sokağa çıkıp trafiği bunlar durduracağız? Bunlar ayakları yere basan tavsiyeler. Nasıl yani. hocam, Hayır, nasıl biz olacak? Biz burada bir fanteziden bahsetmiyoruz. Hocam şimdi... bir e, Tamam bahsetmiyoruz. Tamam normale dönün. <laughs> tamam. Ben işte 20 yıllık kocam var. O kadınım. iki tane çocuk doğurmuşum. E, e bana göre trafiği durduracak kadının da bir şeyi olması lazım ne bileyim bacak boyu boyu olacak aa, hiç falan. Hiç alakası yok. Nasıl alakası hiç yok alakası yok, yok hocam ya. Hiç alakası yok. Yani bir, ya. ne bileyim trafik kadına bak aa, falan aa, olması gerekmiyor değil, mu? Değil. Şimdi sen mesela özür dileyerek söylüyorum Bir elli boyla trafiği durdurabilir miyim karıştırabilir miyim? tabii ki kesinlikle. <laughs> tabii ki. Bir elli boy kalçam göğsüm. Hiç alakası yok. Ne diyor? Endamın yeter diyor. O endam dediğimiz şey halk Hocam arasında. ne endamı? Mesela 1.50-1.60 boy nasıl durduracağız trafiği? Hiç problem değil. Bu bacak boyuyla, boyla, vücut ölçüleriyle falan ilişkili bir şey değil. Bu tamamıyla zihinle ve kalple duyguyla alakalı ya bir nasıl şey. Nasıl olur böyle bir şey hocam? Yapmayın evet. ne olursunuz. Nasıl Çünkü, durduracak peki onu şu söyleyin var. bana Bakın, yani. Bakın her şeyden görürsünüz. O kadın olmak öğrenilen bir şey değildir. Onu size söyleyeyim. O kadın olmak içeride olan bir şeydir. O kadın olmak derken, hocam bunun eğitimi var mı? Nerede yazıyor? Okuyalım, öğrenelim. Bize akıl verin. Hayır. İngilizce'de education, eğitim kelimesine karşılık gelen o ifade, Latince educate kökünden gelir. İçeride olanı açığa çıkarmak manasındadır. Kök anlamı. Peki. Şimdi biz de içeride olanı açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi nedir? Kadın. Erkeğin ödülüdür. Geçen bir mekana gittim. Kalburüstü bir mekan. Baktım orada bir erkek. Böyle zengin, paralı olduğu çok belli halinden, tavrından. Etrafta da çok güzel kadınlar var. Genç, birlikte olduğu o esnada kadından çok daha güzel kadınlar var. Özellikle dikkatimi çekti. Kadın çünkü ortalama bir kadın. Hani... O sizin söylemiş olduğunuz kriterler açısından Karşısında açısından. oturan kadın Karşısında oturan. Gözünü bir dakika kadından ayırmadı. O nasıl ya yani? yan basaya bakıyor seyircisi varken. Bakmıyor hayır. Gözü hiçbir şey görmüyor. O kadından bir an için bile ha, gözünü ayırmadı. partnerinden. Ayırdı. Partnerinden. Ayırmadı. Öyle meftun bir şekilde ve gözleri parlıyor olduğu halde o kadına baktı. İşte o kadın Allah, o kadın. Nasıl yapıyorlar acaba? Daha güzelleri var. ...biraz önce de dediğiniz gibi... ...bacak boyu daha yüksek olanlar var... ...daha genç olanlar Ay, var... ...daha karıştırmak seksi için olanlar söyledik, var... Dediniz ya, Aynen. Karıştırmak. ...o kadından gözün almadı... ...niye? Şimdi o adam... ...belli en az bir... ...5-10 milyon dolar, 100 milyon dolar... ...serveti olduğunu varsayalım... ...şimdi o kadınla evlendiğinde... ...o kadın onun servetine ne olacak? Ortak olacak... ...işte Jeff Bezos boşandı... ...14 milyar dolar verdi karısına... ...sonra gitti... Yine evlendiler. Arkadaş 14 milyar doları daha yeni verdi. Tamam, paran çok da. 14 milyar dolar da az bir para. Yine evlendin. Bununla da boşanırsan bir 14 milyar dolar da buna vereceksin ama biz erkekler böyleyiz. Yok hocam bizimkiler bizden alıyor. Aynen biz <laughs> erkekler böyleyiz. Şimdi o adam o imzayı atacak. O kadına sahip olduğu her şeyi ortak edecek. Her şeyi. Biz erkek bırakın versin. vermeyi. Malımızı vermeyeyim canımızı e ne kadınlar öyle bir için. kadın yani benim Aa, için o kadının benim için özelliğine işte onu konuşalım. O kadının standartlar, bedensel standartlar olarak diğer kadınlardan daha düşük standartlı olmasına rağmen çok daha yüksek standartlı çevredeki erkekleri kıyasla bir erkeğin o daha haline getiren ne? ilgisini, alakasını, üzerine çeken şey ne? Onu konuşalım işte. Evet. Ne? Bir kere dişil enerjisi yüksek. Dişi bir kadın çok belli. Eril doğuştan enerji mı gelen yok. bir şey sonradan kazanılır mı? Bir kız çocuğun zaten doğuştan dişil enerjisi yüksek. Yani hepimizde var mı bütün kadınlarda? Kesinlikle vardır. Kesinlikle Nasıl yani bende, Ayşe'de, Fatma'da, Emine'de, Ayda'da. kız çocukları dişil dişi enerjisi zebrada, da. yüksek bir şekilde <laughs> Bütün doğar. ekipte var mıdır var, mesela bizim? Var. Dolayısıyla zirvede doğar. Ama sonra ne olur? Annesi, babası bakar. Aa bu ne yapıyor ya? Gerdan kırıyor, göz süzüyor, saç savuruyor. Bu iyi bir şey değil der müdahale etmeye başlar ve olay şuna döner yine bir danışanımla konuşuyorum hocam diyor yurt dışına gittim diyor evet. İngiltere'ye babam evet. beni gönderirken benim kızım ben kızımı güveniyorum gittiği gibi gelir dedi diyor evet gerçekten de öyle oldu diyor ne bir erkekli bir temasım oldu diyor ne birisiyle bir konuşmam oldu diyor o ağır yükün altında gittiğim gibi de geri geldim hani benim kızım ordunun içerisine girse, girdiği gibi çıkar. Bu ne demek? Ben kızımın kadınlığını yok ettim. Dişil enerjisini yok ettim. Onu dönüştürdüm. O bildiğin dayı modunda artık eril enerjisi yüksek. Şimdi anneler de bunu tetikliyorlar. Kızım, kendi de. ayaklarının üzerinde dur. Erkeğe minnet etme. Merdene, merde muhtaç olma. Ekonomik bağımsızlığını elde et. Sen dur iş yapma, ben yaparım. Sen oku, sen paranı kazan. Sen kariyer yap. E ee, anneler de bunu şey yapıyorlar. Ondan sonra kadınlar hayata eril enerjisi yüksek, kendi kendine yeten, kendi organizasyonunu yapan, e, yönetici vasıfları ağır, dişil enerjisi yerlerde sürünen kadınlar olarak çıkıyorlar. Erkek de bakıyor, aa diyor, tamam diyor, e, bunun bundan diyor iyi şey yaparım ben diyor, iyi nemalanırım diyor. Benim de zaten diyor böyle yaslanacak birisine ihtiyacım vardı diyor. Çünkü eril enerjisi yüksek kadınlar dişil enerjisi yüksek erkekleri çekerler. O böyle koruyacağı, kollayacağı, malını, mülkünü uğruna harcayacağı kadınımsın diyeceği erkekleri çekmez hayatına. Onlar o kadını arar. Dişil enerjisi yüksek. Böyle tırnağı kırılsa, ah canım tırnağım kırıldı. Böyle Yiyecek sizin kadına. bahsettiğiniz şey kadın... Ay ya çok fena böyle hani böyle şey şey konuşur nasıl söyleyeyim öyle. Tabii bu biraz hani, karikatürize uy 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 ama konuşur. öyle öyle. Ama öyle erkek bunu Ay canım söyler. bir tür Geçen gün sosyal medyada bir şey gördüm. Ay öldüm gülmekten. Bir tane kadın şey video çekmiş. Ay canım biliyor musun ben niye işe gidemiyorum biliyor musun diyor? Yani ben diyor sabah ondan önce uyanamıyorum. Kendime gelemiyorum. Böyle o kadar Sinir sinir konuşuyor ki bu mudur yani dişil enerji? Burada bir dişil enerji kokusu aldım evet. Bu çok itici olmuyor mu? Mesela Tabii ben bu, yapayım bana yakışmaz. Bu biraz itici. Hani onda kalk onda zar zor kalkıyorum falan. Fakat şimdi bir bir, birkaç örnek verin veri. mesela gündelik hayattan tamam, bize. Şimdi o kadın yolda gitti. Hı. Arabayla gidiyorsun, geliyorsun evet. kanala. Değil mi? Tamam. Tekerlek inmiş. Allah kahretsin. <laughs> gitti diye inelim aşağıya. Ha. Lastikçi bulmaya çalışırım. Tamam. Benzin istasyonu, lastikçi yok. Benzin istasyonuna yanaştınız. Ne, evet. ne yaparsın? Pardon bakar mısınız? Bu lastiği nerede şişirtebiliriz? Öyle 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 olmayacak işte. Pardon bakar mısınız? Garson çağırır gibi. <laughs> Arabadan ineceksin. Şaşkın bir ifadeyle. Birazcık da ürkmüş bir şekilde. Etrafına bakınacaksın. Bak benim düşün. İndi arabadan. Evet. Evet. Ah, Şaşkın bir şekilde batmış. lastiğe bakacaksın. Orada ağlayacak Hayır. mı? Hayır. Ama korkmuş, ürkmüş bir şekilde. Niye ürküyorum, korkuyorum? Ya ürkmesen bile ürkmüş o enerjiyi gibi. O enerjiyi vereceksin. Sen bir kadınsın, dişisin. Yolda kaldın. Hocam ne yolu ya? işte İstanbul'da... ...beşiktaşın içindeyiz gibi. Aynen. falan ne olacak? Aynen. Hayır öyle değil. Ürktün. Yolda kaldın, ürktün. Bu şekilde olacak etrafına bakacaksın. Öyle hop gelsenize hop... ...kimse yok mu falan değil. <laughs> Zaten senin o halini gören... ...erler hemen ne yapacaklar? Buyurun hanımefendi... ...bir sıkıntı mı var diyecekler. Koşturup gelecekler. Çünkü sen o kadınsın. Zarif... ...naif, hassas kırılgan ve korunması kollanması gereken. Ama özür dilerim de ben diyor. elin adamlarına niye o kadın gibi olayım? Yani benzin istasyonunda inip de niye öyle o kadın ayaklarına gireyim bu, ben? ben Burada yanlış anlaşılmasın. Burada kimseyi böyle hani baştan çıkarmaya, etkilemeye falan çalışmıyoruz. Yani hani o kadın böyle olur. Ve o hemen orada erkekler koşturur gelir. Biz erkekler niye varız ya? Biz kadınlarımız ve çocuklarımız için varız. Sadece kendi kadınımız için değil. İhtiyaç durum hisseden, muhtaç olan bütün kadınlar için varız Hocam artık devir böyle bir devir değil ki. Bakar evet. mısınız yani? Değil. Kuşakta bile farklı. Aynen. Restorana gidiyorsun. Ya Alman usulü bir, beraber ödüyorsun ya da kız Allah aşkına ben ödeyeceğim. Bu kez ben ha, ödüyorum gibi, diyor. Gibi, mesela parayı gibi, çekiyor. Gibi, gibi. Yani ne bileyim mesela erkek diyor ki Ay ben bunu yapamıyorum hayatım sen yap diyor. Artık yani böyle bir yüzyılda değil evet, miyiz? Kadın erkek e, paylaşım yapmıyor mu? Böyle bir yüzyılda kadınların kadınlığı ellerinden alındı alındı. Sonra kozmetik firmaları, moda firmaları geldiler. Dediler ki, çekici olmak istiyor musun? Odak olmak istiyor musun? O kadın olmak istiyor musun? Benim rimelimi kullanacaksın. Benim sürmemi çekeceksin. Benim rujumu, benim makyaj malzemelerimi kullanacaksın. Benim elbiselerimi giyeceksin. İşte o zaman çekici olursun. Biz de diyoruz ki, hayır, bunlara gerek yok. Bu bunlarla ilgili değil. Zaten o kadın Ağır makyaj yapmaz. O kadın kapatıcı, dönüştürücü makyaj yapmaz. O kadın sadece var olan o duru güzelliğini, o böyle vurgu yapacak hafif bir makyaj yapar. Sonra o kadın çok açık saçık giyinmez. Çünkü o kadın gizemlidir. Ha bir de öyle O kadın bir... özeldir. Tamam. Dikkat evet. çekmek deyince mesela işte hayır. E özel bölgelerini hayır, açmak, hayır, göstermek. Hayır. Kesinlikle çok yanlış. Çünkü kadın gizemli oldukça erkek ona değer verir. Kadın ödül vasfını taşıdıkça erkek ona erişmeye çalışır. Peki o yüzden midir size bir şey soracağım. Mesela kocamız ya da sevgilimiz bizi başka biriyle aldatıyor. Ha bir bakıyoruz ki kadın aslında bizden daha çirkin. Yani biz ondan bin kat daha güzeliz. O zaman demek ki o aldattığı kadın o kadın oluyor. Kesinlikle. Hani böyle işveli, Kesinlikle. cilveli. Şimdi sen benzin istasyonundasın ya. oradan birisi koştu geldi. Hanımefendi yardıma ihtiyacınız var mı diyen adam. Eve nasıl giriyor? Çekil şuradan ya diyerek giriyor. Ya arkadaş daha bugün sen bir kadına koştun yardım etmek için. Evindeki eşini niye böyle davranıyorsun? Hmm, çünkü en iyisi de ondan. Aynen öyle çünkü evindeki eşi bildiğin eril enerjisi yükselmiş. Hem bir ana hem bir baba olmuş çocuklarına eşine ebeveynlik yapan efendime söyleyeyim o aurasını kaybetmiş, cazibesini kaybetmiş, çekiciliğini kaybetmiş, kadın olmaktan uzaklaşmış e, bir kadın. Caz. Evet. Şimdi mesela gülmek her insana çok yakışır değil mi hocam? Evet. Gülmek bence yüzün en güzel aksesuarı değil midir? Evet. Ben de mesela çok böyle kahkahalı gülerim. Ah <laughs> ha diye böyle hatta annem bazen der ki ağzını kapatarak bir çok ağzını açıyorsun der ama o benim kendi tabiatım yani. Böyle gülemiyorum. Mesela bir seyircimiz ne kadar kötü. Karısına diyor ki karım diyor at kişnemesi gibi gülüyor. Nur Hanım, Hocamıza sorar mısınız? Onunla bir yere gitmeye utanıyorum. Bundan onu nasıl vazgeçirebilirim? Yani kadının doğasında ee, yani at kişilemesi özür dilerim. Hani teşbihte hata olmaz öyle bir benzetme yapmış ama kadın yine ki yüksek sesle gülüyor. Karısına niye ayar vermeye çalışıyor? Şimdi ee, bir erkek eğer o kadın o kadın o kadın olsaydı Erkeğin gördüğü zaman gözleri parladığı zaman. Şimdi gözlerinin parlaması demek erkeğin beyninin dopamin salgılaması demektir. Dopamin etkisi altındaki erkek beyni ee, kurnazı zeki, hmm. zenci esmer güzeli, e, aptalı saf gibi görür. Şimdi eğer bu erkek eşini gördüğünde beyni dopamin salgılasaydı yani gözleri parlasaydı onun o gülüşü ona böyle bir melodi gibi gelirdi. At kişnemesi gibi gelmezdi. Gelmezdi. Ah derdi. Sevdiceğimin sesi, kadınımın sesi derdi. Demek ki bu adamın gözü parlamıyor. Dopaminim eksik. Demek ki beyni dopamin salgılamıyor. Dopamin hangi durumda salgılanır? Dopamin ödül hormonudur. Bir ödül elde ettiğimiz zaman, bir hediye aldığımız zaman beynimiz dopamin salgılar. Şimdi demek ki... Bir şey yersek de salgılar mı? Öyle evet, bir gıda böyle, falan var aynen. mı? Aynen. Glikoz, şekerli gıdalar, Ay karbonhidratlı hocam, şimdi gıdalar. Şeker ve karbonhidrat da zararlı. hani. Zararlı. Aynen zararlı. Başka ne olabilir mesela? Başka içine, Kocamızın dopamini arttırmak için mi? Kocada dopamini arttırmak için mi? Şimdi yemeye gerek yok. Yemek de tabii ki önemlidir. Ama önemli olan içine o sevgiyi katmış olmak. Şimdi o kadının hazırladığı yemek erkek için bir ödüldür. O yemeği yemek işte ben bu benim kadınım. Bu benim kadınım. Çünkü o kadına sahip olmaktan ötürü erkek kendini ayrıcalıklı hisseder. Hem cinslerine karşı şanslı addeder. Çünkü erkekler kadınlar için rekabet ederler. Sadece para için, statü için, makam için rekabet etmezler. Aynı zamanda kadınlar için de rekabet ederler. Ve erkek diğer erkekler açısından da cazibeli, çekici, hani evrensel bir etkiye sahip bir kadına sahip olduğunda kendini özel ayrıcalıklı hisseder. Ondan sonra onun gülmesi ona bir melodidir. O altı yanmış yemek ona en güzel e, yemektir. E, onun dokunduğu her şey o erkek için güzel. Öyle. Çünkü o, o kadındır. Çünkü o kadındır. Acaba o kadın olabilir misiniz ya da o kadın olmak ister misiniz? Eşiniz tarafından arzulanan, yaptığınız her yanlışın bile görmezden gelindiği, hatanızın hiçbir şekilde e, kale alınmadığı, yani daha doğrusu göze batmadığı. Evet. O kadın olmak ister misiniz? Lütfen takipte kalın. Fatih hocamızın çok önemli, çok kıymetli bilgileri olacak. 0212 333 33 70 ve 71. Canlı yayın telefon numaralarımız arkadaşlarım telefon başında bağlanmak ve ilişkinizle ilgili soru sormak isterseniz biz buradayız. Alo. İlk Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz ilişkinizde o kadın mısınız? <laughs> Pek değilim herhalde. Buyurun sorunuzu alalım. Size o kadın yapmak için ne yapabiliriz onu konuşalım. Evet. Ee, şimdi şey ya Evet. Ya eşimden ben çok soğudum. Bak dokuz buçuk yıllık evliyiz. Ben önceden eşime, eşime çok sevgi gösterdim, ilgi gösterdim ama eşim hep beni azarladı. Yani şu an ben eşimden artık soğudum ki o da bana karşı soğuk. Yani ben onun yüzünü görünce şeytan görmüş gibi oluyorum. Artık soğudum herhalde. O da beni sevmiyor aynı şekilde. Bir de bizim şöyle bir şey var. Mesela kaç para aylık alıyor onu bilmiyorum. Parasını birikim yapmıyor mu onu hiç bilmiyorum. Yani buna benim kafamı çok bunaltıyor artık? Peki artık ben sorardım eşinize ne kadar aylık alıyorsun? Ya yani maaşın ne kadar falan diye sordunuz mu onları hiç? Soruyorum. Ne Aldığından diyor? daha düşük diyor veya işte e, sen kim yapıyor mu diyorum. Yapıyorum belki boşver diyor. E belki gerçekten söylediği maaşı alıyordur. Nereden biliyorsunuz size yalan söylediğini? Ya bilmiyorum. hani yıldan duyuyorum daha fazla alıyormuş mesela. Ha. Evet. Burada sorun var. Yani sorun para da değil yani şey yok bizim. Soğuduk birbirimizden. Peki severek mi evlendiniz görücü usulüyle mi? Görücü usulüyle sevmeyerek evlendim zaten. Ailemin zoruyla. Çocuk var mı? İki tane var. Biri dokuz yaşında. Dokuz yaşına girecek. Öteki de dört yaşında. Hocam ne diyorsunuz? Evet. Şimdi şunu söylüyoruz. Ee sevgisiz evlenmiş olmaları aile zoru ile evlenmiş olmaları tabi dezavantajlı bir şekilde olaya başlamaları anlamına geliyor ee, aşılması gereken bazı engeller söz konusu ilişkide Fakat bu o birliktelikten bir muhabbetin bir aşkın doğmasına engel değil bunun örnekleri çok fazla var 9 sene geçmiş ama üzerinden ee, tabi 9 sene içerisinde Muhtemelen birbirlerini çok fazla yıpratmış çok fazla kırmışlardır. Ve yine muhtemelen cinsel hayatlarına yansımıştır bu soğukluk. Oraya da yansıyınca... iki tane çocuk olmuş ama. E, olabilir. Hocam diyor biz diyor bir elin parmakları kadar birlikte olduk diyor. Bütün evlilik hayatımız boyunca onlardan iki tanesinde hamile kaldım zaten diyor. İki çocuk oldu diyor. Bu kadar. Yani bu kadar seyrekte olabiliyor Hı. cinsel ilişki. Yani çok çocuğun olması cinsellikle çok Hayır, iyi olduğu hiç anlamına alakası. gelmiyor. Bir de şu var. Çok fazla cinsellik olması da cinselliğin olduğu anlamına da gelmiyor. Niye? Erkek erken boşalıyor. Erkekte sertleşme sorunu söz konusu olabiliyor. kadında kuruluk ağırlı birleşme olabiliyor. Kadın doyumu yaşayamayabiliyor. Ki çoğu kadın yaşayamıyor ve numara yapıyor. İşte aman problem çıkmasın, sorun olmasın falan diye. Bunları da annelerinden, teyzelerinden öğreniyorlar. Aman kızım işte idare et falan filan. Aman eşin işte e, morali bozulmasın, senden soğumasın, başka kadına gider falan diyerek... ...yıllarca, hocam bir defa bile biz soruyoruz çünkü danışanlarımıza... E, ...cinsel hayatınız nasıl, doyum yaşadın mı? Ben onun ne olduğunu bilmiyorum diyor. E diyorum senin bir cinsel hayatın yok mu? Var diyor, hem de oldukça aktif diyor. E ama peki eşin bunu bilmiyor mu? Yok hocam diyor bilmiyor. Neden? Ben diyor hiç bunu yansıtmıyorum diyor. Kadınlar bunu çok sık yapıyorlar. Şimdi cinselliği de anlamıyor aksadır. mu sizce? Esasında eşleri dikkat etmiyor. Dikkat etse yani an, e, onu anlamaya çalışsa genel anlamda eşini anlamak ve hissetmek gibi bir derdi olsa. E, elbette ki eş anlar bunu, bir erkek anlar. Ama şu var kadın gerçekten anlamasını istemiyorsa bir erkeğin anlamaya da bilir. O kadar. Tabii kadınlar böyledir. Erkekler de böyledir. Şimdi kadınlar böyledir derken yanlış anlaşılmasın. Erkekler biraz saftır. Biz biraz safız ve düz. Çok fazla kurcalamayız. Ama kadınlar da istediklerinde erkekleri istedikleri gibi manipüle edebilme yetisine sahiptirler. Ha bunu niye söylüyorum? Bir dezavantaj olarak değil. Kullanın bunu diye söylüyorum. Neyi? Manipülasyon yeteneğinizi erkekler üzerinde. E mesela kullanıyormuş kadın mesela e, ilişkide eşinden e, zevk aldığını dile getiren sözcükler söylüyor. Bu Manipülasyon değil bu eşini ve hepsinden önce kendini kandırmak. Bu manipülasyon değil tabii ki. Manipülasyon o da kurtarmak daha değil mi? O ilişkinin sorumluluğunu ve ağırlığını kendi omuzları üzerine almak. Peki Evet iki çocuklu ve e, kocamla asla aramda sevgi yok, aşk yok diyen hanımefendi ekran başında sorunun cevabını bekliyor. Aynı zamanda evlilikte cinselliğin çok önemli olduğunu dile getirdiniz. Onunla ilgili cevaplar bekleniyor. Bir de o kadın olmayı herkes çok merak ediyor. Evet. O kadın nasıl olabiliriz? Şimdi bu soru soran e, izleyicimizin şahsında cevap vereyim. Hı hı. Şimdi genellikle kadınlar eşleriyle problem yaşadıklarında kadınlıkları, dişilikleri zarar görüyor. Bana kadın gibi hissettirmiyorsun. Bana değer vermiyorsun. Bana iltifat etmiyorsun. Beni gördüğünde gözlerim parlamıyor diyor. Evet haklılar. Yani her şey zıttı ile kaimdir. Bir erkeğin onun hayatındaki varlığı, onu arzulaması son derece önemlidir. Ama erkek bunu yapmıyorsa ne olacak? Kadınlık, dişilik uçacak mı? Buharlaşacak mı? Hayır. Şimdi Gerek bu izleyicimizin şahsında e, gerekse de bütün izleyicilerimize şunu söylüyorum. Sözünüzü değil özünüzü yükselteceksiniz. Hı hı. Hani Türk filmlerinde de vardır ya. Edison Türkan Şoray'ı ilk görür. Çok beğenmez. Oralı olmaz. Saçları böyle yandan bağlanmıştır. Koca gözlükleri vardır. Üzerinde bir hırkası vardır vesaire. Ne yapar Türkan Şoray? Gider bir dönüşüm yaşar. Ne olur? O kadın olur. Gelir ve Edison'un dibi düşer. Ama onu kadın olarak Edison'un karşısına çıkmaz. O kadın olarak insanların karşısına çıkar. Bunu da birilerini etkilemek için değil, kendi olmak için, kendini gerçekleştirmek için yapar. Çünkü zaten bunu kendine borçlu. Dolayısıyla <laughs> bu ıı, izleyicimize tavsiyemiz kadınlığını yükseltecek. Şu andan itibaren eşiyle olan ilişkilerini ...askıya alacak, o alanın etrafını çevirecek, oraya girmeyecek. Ama hocam nasıl olacak? Zaten 9 yıldır e, dostlar alışverişte görsün, bir ilişki. Zorla devam eden bir ilişki. Etrafını çeviriyoruz. Askıya almak ne demek? Askıya almak Hocamla demek... Hocamla ilişkimi nasıl askıya alacağım? Şöyle söyleyeyim, ilişkideki problemleri alanlara girmeyecek. He. Onların etrafını çevirecek. Tamam. Beşeri münasebetleri devam edecek. Her iki taraf istediği, istediği takdirde cinsellik devam edecek ve o dağını kendisine yöneltecek, içeriye yöneltecek. Tam orada ne yapacağız soracağız ama bir telefonumuz varmış olur, uzun olur. zamandan beri beklediğini söylediler. Tamam. Alo. Alo. Buyurunuz canlı yayındayız dinliyoruz sizi hoş geldiniz. Ee, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ee, ederiz. Ben e, şu an şu. Ben eşimle evlenerek evlendim. Hı hı. E, fakat e, şu an, ayrı ayrı o memleketine gittiğinde, ben kendi memleketine gittiğimde arada bir özlem oluyor, beni arzuluyor, istiyor. E, fakat biz yan yana geldiğimizde aynı evin içinde... E, Kendisi aslında beni seviyor ama sevgisini belli edemiyor. Bunun dışında bazı sorumlulukları üstlenmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, evin temizliğinde şeyde yardımcı oluyor, çocuk bakımına yardımcı oluyor ama duygusal anlamda bir eksiklik hissediyorum. Hangi sorumlulukları üstlenmiyor? Ya bana karşı olan. Genel olarak bana ilgisini, sevgisini belli edemiyor. Bunu ortaya koymuyor. Ama o inanıyorsunuz değil mi? Kocam beni seviyor inan, ama bir ilgi inanıyorum. eksikliği var. İnanıyorum çünkü biz şöyle söyleyeyim. Sosyal medyadan biz birbirimizi bulduk. Ama evlenmeden önce bir buçuk iki seneye yakın bir arkadaşlığımız oldu. Ailelerimizi de tanıdık birbirimizi. Ee, ilk evlendiğim zaman ailesi de beni çok seviyordu ee, kızı gibi görüyorlardı şimdi eskisi gibi bana karşı bir sevgilere saygıları yok ama eşimi seviyorum hala evliliğimin de bitmesini istemiyorum kaç yıllık evlisiniz 2015'te evlendim aşağı yukarı bir 9 senelik evlilik. Yine 9 senelik bir evlilik. Evet. evet. Peki. Lütfen İki çocuğumuz başım. var bu arada. Allah bağışlasın. Ee, ancak e, eşiniz sizi uzak bir yere gittiği zaman özlüyor. Yanınız ee, yanınızdayken özlemiyor. İltifat etmiyor. Ya iltifat etmiyor. Uzaktayken mesela çok güzel iltifatlarda bulunuyor. E, aşkım, canım, balım, bir tanem, Diyor ama yüzle geldiğimizde bunu e, dile getirmiyor. Çok önemli ee, bir husus aslında bu. Çok önemli nasıl? bir husus. Şöyle ki kaybettiği zaman değerli. Özlüyor ha. Kaybettiği zaman erişiminin olmadığı zaman elde edilmesi, erişilmesi güç olduğu zaman erkek özlüyor. Onun için değerli oluyor, onun için özel oluyor. Ama kadın erkeğin elinin altına Girdiği anda erkek için değerini, cazibesini kaybetmeye başlıyor. Ama evlilik yani. zaten elinin altında olması gibi bir şey değil mi? Bir açıdan bakıldığında öyle. Ama ne diyor? Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin <laughs> diyor. Evin içinde böyle ateş böceği gibi dız 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 <laughs> kaçacak. <gülüyor> Aynen öyle. Eşi de hani böyle kedi izler ya aynen onu izleyecek. Ay hocam 80 metrekarede nereye vız 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 kaçalım? Nasıl olacak yani o? Peki teşekkür ediyoruz. Lütfen dinleyin. Sizin de bu ateş böceği olmaya ihtiyacınız var bütün evet. kadınların Aha, galiba. Çok güzel. Hepimizin var. kaçan ateş böceği gibi misin? Şimdi e, buradan devam edelim. Samimiz siz gerçekten? Samimiyim. Bundan? Evet tabii tabii öyle olacak. Yani şimdi e, Allah Erkek eve gelir. Hani yorulmuştur, çalışmıştır, çabalamıştır kadını onu yiğidim aslanım diyerek karşılar. Bunu çok konuştuk artık. Eril enerjinin karşılığı ödülü kadınının takdirini almaktır. Bir kere orada bir kadın ona bir takdir verir. Ondan sonra ne yapar? Geri çekilir. Bakın kadın geri çekilir. O nasıl yani olacak? Şimdi, onu anlamıyorum mesela. Hani gösterdi bir ilgi gösterdi. Ondan sonra ne yapacak? Kadın geri çekilecek. Erkeğine bir müsaade edecek. Ne yapması için? Adım atması için müsaade edecek. Şimdi çok fazla böyle erkeğinin üzerine gittiği zaman işte canım günün nasıl geçti şöyle mi böyle mi işte falan. bir dakika ya bir, bir dur. Bu ateş böceği tavrı değil. Şimdi erkek geldi sen ona yiğidim aslanım dediğin bir takdir verdin. Bu bir ödülünü aldı. Evet. Ama tam bitmedi ödül. Asıl ödül ne? Asıl ödül kadınını kadınınıyla bir olması, karılıp katılması, burada sadece cinsellikten bahsetmiyorum. Sen şimdi o ödülünden bir parça ona sundun. Şimdi o heyecanlandı ve geri çekileceksin. Şöyle erkek bakacak hanım neredesin diyecek. Böyle böyle olacak. Böyle biraz nazlı, biraz ürkek, biraz böyle evin içerisinde erkeğinden böyle hafif uzak duran, çok uzak değil, hafif. Erkeğin kendisine adım atmasını bekleyen tarzda olur o kadın. Ama şimdi şu var. Şimdi bunu hemen denersen bu sefer hocam dediğinizi yaptım. Yan diye gittim. Ne gelen var ne giden. Orada Ay, da uyuya kalmış. Şimdi eşim çok de kanepe üzerinde kalmış gibi bir durumda olabiliyor. Ben mutfağa gitmişim. Eşim umurum bile değil gibi, maç izliyor gibi. mesela. Şimdi orada e, bunu önce içimizde ne yapacağız? Bir yükselteceğiz. Şimdi ne diyecek? Kadın şunu diyecek bir kelam. Ben o kadınım. Ben o kadınım. Hangi kadın? O kadının vasfı ne? Zirvedeki o kadın. Zirvede olunca ne oluyor? Bir erkeğin can hıraş uğraşı neticesinde zirveye eriştiğinde orada bulacağı, göreceği, onun ödülü olma vasfına sahip olan o kadın benim. Yani zirvede de olmasam bile. Olmasa bile. Olmasa bile biliyor musunuz? Zaten bunu ilk söylediğinde ne olacak? İçinde gül gülme bazı danışanlarım diyor. hocam bir gülesim geldi diyor. Kendim de inanmadım diyor. Bir boşluk hissettim diyor vesaire. Ama bunu yapmaya devam ettikçe bir müddet sonra yavaş yavaş kendisi de buna inanmaya başlayacak. Hani diyor ya çarşının başında bir söz söyledim. Çarşının sonunda kendim de inandım diye. 40 defa deli dersen deli, veli dersen veli. Çünkü biz olmayan bir şeyi var etmeye çalışmıyoruz. Biz o mangalın içerisindeki o közü yeniden canlandırmaya, harlamaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de ne yapacaklar? Şu iman tahtası dediğimiz noktaya hafifçe dokunacaklar. Ben o kadınım. Zirvedeki o kadın. Bir erkeğin canhıraş bir uğraş neticesinde zirveye eriştiğinde onu bekleyen, onun ödülü olma vasfına sahip o kadın benim. Uğruna emek, kaynak, zaman harcanası bütün bunlara değecek olan o kadın benim özel nadide biricik kovaladıkça kaçan ateş böceği misali o kadın benim diyecek. Şöyle hafifçe şuraya vuracak. Buraya vurmak beynimizin o alt beyni olarak ya limbik sistem olarak tanımladığımız ve duygularımızla ilişkin bölgemizi uyarıyor. Bir uyarım gönderiyoruz beynimize. Bir müddet sonra beyin şunu diyecek. Ya ne diyor bu kadın? Bu kadın bir şey söylüyor. Hani bir dedi, iki dedi, üç dedi, dört dedi, beş dedi. Sonra beyin şunu düşünmeye başlayacak. Ya bu söylediğin bende bir karşılığı var. Evet ben ben böyle birisiydim zaten. Ben hayata böyle geldim. Ve yavaş yavaş hatırlamaya başlayacak. Yavaş yavaş içerideki yüzeye çıkmaya başlayacak. Bunu geçen sezon hatırlarsanız son programda demiştik. Yapın ve bir sonraki sezon değişiklikleri benimle bizimle paylaşın diye. Videomuz milyon izlendi zaten evet, sizinle kesinlikle. beraber olan o videomuz ve herkes söylüyor. Yapanlar mesela yazmışlar yazın bana. Nura'nın inanamayacaksınız ama o kadın oldum diye. Kesinlikle. Kesinlikle. Ne oldu? Kursuna mı gittin? Seminerini mi aldın? Kitabını mı okudun? Hayır. Sadece ve sadece bazı sözleri tekrarladın ve o duyguyu içinde zaten var olan bir duyguyu açığa çıkar Şimdi biz bir insana gülmeyi öğretmeyiz. <laughs> Zaten gülme davranışı ve ona temel teşkil eden neşe, sevinç, mizah duygusu içinde vardır değil mi? Bir uyarıcı gelir ve o duygu açığa çıkar. Ama sonra ne olur? Bu küllenir. İnsan depresif bir duygu durumu içerisine girer falan. Ama sonra ne yapar? Hayır der. Ben bunu kabul etmiyorum. Depresif durumda olmayı kabul etmiyorum. Ama hocam çevresel ben faktörler der. de var. Yani rağmen, var, paran var. Melaboza girmek üzeresin. Kimse burada beyin şunu sormuyor. Ya paran var mı? Şuyun var mı? Güzel misin? İşte bacak boyun ne? E, boyun kaç? Vücut ölçü... Beyin bunu sormuyor. İçerde olanı açığa çıkartıyoruz Bu böyle bir şey. Bunu açığa çıkardığınız zaman göreceksiniz. Bu burada dikkat edeceğiniz ikinci şey şu perhiz yapacak. Ne kadınlar. perhizi? Diyet. Erkek işi yapmayacaklar. Erkek işi yapma perhizi yapacaklar. Yani eril enerji yüklenmelerine sebebiyet veren hiçbir şey yapmayacak. İşte biraz önce dediğim gibi arabanın lastiği İnceksin şaşır Aynen öyle. Şişirmeyeceksin <laughs> o lastiği. ...icabında eşini arayacaksın... ...lastiğim indi Bak, yolda kaldım diyeceksin... Kaldım, yetiş. Eşin organize edecek... ...adam bir eli ayağı bir birbirine dolaşsın... ...hanım tamam geliyorum falan desin... Peki. ...ama hocam benimki kızar... ...kızarsa kızsın bu şekilde... ...bir kızar iki kızar de alışır... ...erkek işi yapılmayacak kat'i ve kesin... ...bakın hocam... şu ikisi bir perhiz... ...bir de bu sözleri şöyle iman tahtasına vurarak... ...bir tekrar etmek... Evet. ...sosyal medyamda bulabilirler orada var bunu yaptıkları takdirde hayatlarında birçok şey değişecek. Fatih Reşit Civelekoğlu yine hayatımızı değiştirerek bize o kadın yapma yolunda önemli Eyvallah. tavsiyeler verdi. Kovaladıkça kaçan ateş, ateş böceği, böceği olmalıymışız Aynen. kızlar. Peki hocam çok teşekkür ediyorum.